Mecliste kamudaki kadrolaşma konusundaki tartışmalara CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın sözleri damga vurdu. CHP'li vekil şunları söyledi. Sayıştay dış denetim raporuna göre, akademik kadro ilanlarında objektif olmayan ek koşullara yer veriliyor. Öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için ek koşullar belirlenirken objektiflik yok. İktidarın atadığı rektörler çoluğunu çocuğunu, yakınını bu kadrolara soktular. Bu nedenle de yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kamu zararları ile ilgili üniversite yönetimlerinden çıt çıkmıyor. Elinizden gelse ilkokul sınıf başkanlığı seçimlerinde bile torpil yapacaksınız, kim bilir, belki de yapıyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,6 azaldı. Eylül ayında 79,7 olan endeks, Ekim'de 76,8'e geriledi. Güven endeksini belirleyen alt endekslerden en çok azalan, aylık %6,4 düşüşle genel ekonomik durum beklentisi oldu. Bülent Arınç geçen günlerde, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki Yaşayan Hafıza programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yaptı. AKP'ye eleştiriler yönelten Arınç, bir kısım örnekler insanları dinden soğutuyor, milliyetçilikten soğutuyor, dedi. Öte yandan Arınç'a tepki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AKP'de niye duruyorsun, dedi. Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Metin Baydilli ile hizmete açılan bilim merkezindeki robot arasındaki diyalog test edildi. Robota en çok kimi seviyorsun diye sorunca robot da programlandığı şekilde bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum diye yanıt verdi. Netflix son çeyrek verilerini açıkladı. Platforma son 3 ayda 4,4 milyon yeni abone geldiği görüldü. T24'ün The Guardian'dan aktardığı habere göre şirket son çeyrekte 8,5 milyon yeni abone beklediklerini söyledi. Netflix abone sayısını artırırken platformun rekor kıran dizisi Squid Game'in de 142 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, COVID-19 ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak uyarısında bulundu. Ceyhan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde her gün on binlerce çocuğun ya COVID bulaştırırken okula gideceğini ya da COVID olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime ara verileceğini söyledi. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve o tarihten bu yana dünya genelinde 4,9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsünde yeni varyantlar panik yaratmaya devam ediyor. Salgında yeni dalgaya sebep olan Delta varyantından sonra, şimdi de alt varyant endişesi ülkeden ülkeye yayılıyor. İlk olarak İngiltere'de görülen I.4.2 adlı varyant, kısa sürede Avrupa'da birkaç ülkede daha ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın 2021 hedeflerinin çoğu tutmadı. Cezaevi yapımı ise hedefi katladı. Bu yıl yeni 39 cezaevi yapımı planlanmıştı. Yıl sonunda 68 cezaevi bitecek, 2024'e kadar ise 40 tane daha yapılacak. 2021'de ceza davalarının ortalama bitiş süresi 259 gün olarak öngörüldü ancak bu süre 382 güne çıktı. 2020'de ise süre 271 gün olmuştu. Uzun süren dava gün sayısında %100'den fazla artış yaşandı. 74 ülke ve 7140 yayıncının yer aldığı Frankfurt Kitap Fuarı'na Türkiye katılamadı. Almanya'nın Frankfurt kentinde 73. kez kapılarını açan Kitap Fuarı'na bu yıl Türkiye katılmadı. Kültür Bakanlığı, Kitap Fuarı'na bütçe ayıramadığı için Türkiye'den hiçbir yayınevi de Frankfurt'a gelemedi.